Yüce insanın zaferi ihsandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zafer, kesin irade ve uzak görüşlülüğün ipoteğindedir. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Zafer, uzak görüşlülükle kazanılır. Uzak görüşlülük, düşünüp taşınmak da mümkündür. Yine şöyle buyurdu. Kahramanlığın kökü güçlülüktür. Meyvesi ise zafer. İmam Sadık aleyhisselam, her kim halim olursa zafere erişir buyurmuştur. Hazreti Ali aleyhisselam da sabır iki zaferden biridir buyurmuştur. İmam Ali aleyhisselam, oğlu Hazreti Hasan'a yaptığı tavsiyesinde şöyle buyurdu. Düşmanına iyilik ve lütufla üstün gel. Bu iki zaferin, yani intikam veya affın en tatlısıdır. Hazreti Ali, düşmana ihsan ve bağışta üstün gelmeye çalışmak iki zaferden biridir buyurmuştur. Yine her kim iyiliği ararsa ona ulaşır. Her kim de kötülüğün merkebine binerse kötülüğe ulaşır buyurmuştur. Yine şöyle buyurdu. Her kim öfkesine galip gelirse şeytana karşı üstün gelir. Her kime de öfkesi malik olursa şeytan ona karşı galip gelir. Düşmanına karşı koymak için ona üstün gelmeyi ve fırsat elde etmeyi bekle ki bu takdirde zafere erişirsin. Hazreti Ali yine şöyle buyurdu. Zafere erişmekten dolayı azma. Şüphesiz zamanın sana galip gelmesinden güvende değilsin. Günahın kendisine galebe çaldığı kimse zafere erişmemiştir. Ve her kim de kötülüğe sarılarak üstün gelirse yenilgiye uğramıştır. İmam Sadık aleyhisselam huzurunda tartışan iki kişiye şöyle buyurdu. Biliniz ki her kim zulüm yoluyla galip gelirse hayra ulaşamaz. Hazreti Ali aleyhisselam buyurdu ki, yüce insanın zaferi affetme ve ihsandır. Aşağılık insanın zaferi ise zorbalık ve azgınlıktır. Yine yüce insanın zaferi kurtarıcıdır. Aşağılık insanın zaferi ise yok edicidir buyurmuştur. Allah'ın kitabında şöyle buyurulur. Allah zulmeden kimseleri doğru yola eriştirmez. Allah iman edip salih amel işleyenlerin ecirlerini ise eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez. Hazreti Ali aleyhisselam, zulüm rezaletlerin en aşağılığıdır buyurmuştur. Yine zulüm dünyada yok oluş ve ahirette ise helak olma sebebidir. Zulüm ayağa kaydırır, nimeti elden alır ve ümmetleri helak eder buyurmuştur. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Zulmün helak edici sonuçları vardır. Allah'ın huzuruna mazlum olarak varın, zalim olarak varmayın. Her kim Allah'ın kullarına zulmederse, Allah kullarının yerine bizzat onun hasmı ve iddiacısı olur.